İbrahim Bey bir aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu altılı masadaki özellikle İyi Parti nezdinde belki diğerlerinin nezdinde de bir tartışma konusu ya da bir rahatsızlık olduğunu düşünüyor musunuz şu ana kadar ortaya konulan doneler ışığında? Yani İYİ Parti içerisinde bu konuda fikir ayrılıkları olduğu biliniyor. Kimisi Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşünüyor. Bazıları CHP'den değil İYİ Parti'den bir aday çıkması gerektiğine inandıkları için 81 il başkanı Sayın Akşener'in yeniden Cumhurbaşkanı adayı olması için Sayın Akşener'e yönelik bir şey, siyasi baskı yapıyorlar. Bunu da biliyoruz. Bunlar birer sır değil. Bunların olması normal. Ama sonunda burada masanın garantisi liderlerin masada buna birlikte karar verecek olması. Sonunda masada tartışılacak isim sayısı kaç olur tahmin edemiyorum ama uzlaşmak zorunda olduklarını kendileri de biliyorlar birincisi. İkincisi bu konuda uzlaşacaklarını en az 4-5 kez şu ana kadar yazıp dibini de imzaladılar. Islak imzayla imzaladılar. Yani liderler aslında kendilerini bağladılar. Parti kurulları falan bunlar üzerinde baskı yaptıklarında dönüp o imzayı gösterecekler. Yani bunun dibini imzaladık ve uzlaşacağız. Nasıl uzlaşırlar falan orası artık şey masada o müzakereler esnasında bir çözüm bulunacak. Ama masadan tek bir isim çıkacak. Ben masadan birden fazla isim olması nedeniyle masanın dağılacağını düşünmüyorum. Ayrıca işe olasılık hesapları üzerinden baktığınızda bu bir kriz göstergesi değil, sağlık göstergesi. Şimdi zaman zaman ben bu örneği veriyorum. Şimdi siz ekranda 6 kişiyiz. Hafta sonu ne yapalım diye ben size tek bir seçenek dayatsam hafta sonu gideceğiz şurada kahve içeceğiz desem muhtemelen uzlaşamayız. Yani bırakın bir şey Cumhurbaşkanı adayı belirlemeyi. Her hafta sonu yapılacak iş konusunda bile uzlaşamama olasılığımız çok yüksek. Niye? Tek bir seçenek var. Herkesin bu seçeneği kabul etmesi gerekiyor. Ama her birimizin 5 tane, 3 tane, 2 tane ne seçeneği olacak olursa onların biri üzerinde uzlaşma olasılığımız çok daha yüksek. O yüzden masada birden fazla ismin olması bence bir handikap değil. Farklı fikirlerin olması yine bir handikap değil. Zaten herkesin hem fikir olması beklenmiyordu. Fakat orada liderler bir şey yaptılar. Bir onu görmezden geliyoruz. Dedim ya en az 4-5 kere ben hatırlıyorum. Ortak aday çıkaracağız diye yazıp dibinde ıslak imzayla imzaladılar. O yüzden kendilerini bağladılar. Bu masadan bir ortak isim çıkacak. Ortak isim kim olur? Evet tamam onu şu an için bilmiyoruz. Bence liderlerin kendileri de bilmiyor. Çünkü hangi parti hangi ismi önerecek, hangi parti hangi ismi destekleyecek buna dair benim gördüğüm kadarıyla hiçbirimizde net bir fikir yok. Yani şimdi Demokrat Parti kimi destekleyecek, Deva Partisi kimi destekleyecek? Ön kabullerimiz var ama ben o ön kabullerin birçoğunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Sohbetlerimden biliyorum. Öyle değil, belli elastikiyetler var. Belli şeyler var, eğilimler var falan evet. Ama sonunda liderlerin kendisi de bunu net olarak bilmiyor. Burada masa açısından önemli olan ve siyasi dengeler açısından önemli olan o masada tek bir ismin sonunda duyurulacak olmasıdır. Bence onun dışındaki şeyler, detaylar detaydır. Birçoğunu biz belki hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Kamu hiçbir zaman öğrenemeyecek. Belki yıllar sonra liderlerden biri şeyini hatıratını yazacak olur da o toplantılardan bahsedecek olursa öğreniriz ama onun dışında o masada birden fazla isim konuşulabilir ama birden fazla isim o masadan çıkmayacak. Ben bu konuda liderlerin yani bunu bir temenni olarak söylemiyorum çünkü 4-5 kere yazıp dibini imzaladılar. Tek bir adayı göstereceğiz diye. Şimdiden sonra liderlerin bundan vazgeçmeleri, partim istemedi falan. O belgeyi imzalarken onu düşünecekleriniz. Hatta birden fazla kez imzalarken onu düşünecekleriniz diye seçmen de sorar, kanaat önderleri de sorar, herkes de sorar. O yüzden böyle bir lüks yok. O masadan bir isim çıkacak. Fakat kim kaç isim tartışılacak? Çok sayıda isim tartışılabilir. Hiçbir önemi yok. Bence bunun sakıncası da yok. Peki İbrahim Bey benim kafa başım takılıyor. Ben biraz önce kendime de soruyordum bunu ve yazmıştım da. Yetkili kurulla görüşelim. Kemal Bey adaylığını ben aday olmak istiyorum dediğinde masaya koyduğunda İyi Parti dese ki ben yetkili kurullarımda görüşeceğim bu konuyu dediği anda ve yetkili kurullarında eğilimini az çok biliyoruz. Anlıyoruz ya da hani açıklamalardan. Burada ne çıkacak o zaman? Yani ne olabilir sizce? Bence siz de CHP'ye bizden daha yakınsınız artık.
Estağfurullah. O toplantıdan önce liderler şöyle bir prensip kararı alacaklar. Arkadaşlar, bu gel git falan olmaz. Herkes gitsin, kendi yetkili kurullarından tam yetki alsın bu konuda ve bu masaya herkes tam yetkili olarak otursun. Liderlerden biri ben partimden yetki alamadım dediğinde bence o kendi sorunudur artık. Kendi liderlik sorunudur. O yüzden liderler o müzakere masasına zaten kurullarından, yetkili kurullarından tam yetki almış olarak gelip oturacaklar. Ve müzakereye başlayacaklar. Sonunda da o güne kadar, dedim ya, şu ana kadar en az 4-5 kere yazık imzaladılar bunu zaten. O imzalarının gereği doğrultusunda bir isim üzerinde uzlaşacaklar. Birden fazla seçenek konuşulabilir falan. Ama ben bunu gidip partime soracağım deme lüksü de hiçbir liderin peki, sahip olduğunu düşünmüyorum. Meral Hanım o yüzden mi grup toplantısında bugün sizce de benim yani değerlendirmem o Kemal Bey gibi ya benimlesiniz ya değilsiniz gibi bir mesaj yürüyün beraber yürüyelim bu yüzden mi dedi acaba? Tabii ki ben bunu çok net bir biçimde aslında bugüne kadar Sayın Akşener her seferinde bu tartışmalar olduğunda o masadan asla kalkmayacağız. Ne pahasına olursa olsun masada oturacağız falan dedi. Çok net bir biçimde. Ona rağmen bu tartışmalar devam etti ve bugün dedi ki bundan sonra bu tartışmaları yürütenlerle birlikte yol yürümem dedi. Çok net bir tavır koydu. Bu tartışmayı kendisi yürütecek. Hiçbir lider bu şey kendi yetkisinin partiden başka biriler tarafından kullanılmasını istemez. Aynı açıklamayı hatırlayacaksanız Sayın Kılıçdaroğlu da bir kere bunu demişti. Sonra ona rağmen yine o olmazsa şu olur, bu olmazsa şöyle olur falan dendi. Ve sonrasında kalkıp dendi ki bu konuda konuşmak sadece ve sadece genel başkanın yetkisindedir. Bugünden sonra bu konuda kimse konuşmasın. O günden beri de bir daha CHP'den hiç kimse adaylık konusunda konuşmadı hatırlayacağınız gibi. Yani CHP resmen bu açıklamayı yaptı. Bugün de Sayın Akşener resmen bu açıklamayı yaptı. Dolayısıyla iki parti de net bir biçimde tavır koydu. Bu konu liderlerin uhdesinde bir konudur. Liderler dışında bu konuyu kimse konuşmayacak dedi. Ben o yüzden liderlerin o attığı imzanın farkında olduklarını görüyorum. Orada bir sorun yok. Her liderin kafasında başka isimler olabilir mi? Olabilir. Bunun bir mahsuru da yok. Ama o masadan tek isim çıkacak. Ben şunu merak ediyorum İbrahim Bey. Şimdi şu ana kadar anket saha çalışmalarınızda gerek işte siz gerekse Hilmi Bey gibi anket firmaları Tayyip Erdoğan karşısında muhakkak ya bir isim sordular. Ki bu isimler işte Kemal Bey'den başlayarak Mansur Bey ve Ekrem Bey olmak üzere gitti. Ya ben masanın dışında biri olma ihtimalinde ve Ocak, Şubat gibi seçime 3 ay kala bu seçeneklerin dışında birisini söyledikleri andan itibaren böyle biraz kumar oynuyor gibi olmayacaklar mı? Çünkü bu X yeni ismin toplum nezdindeki karşılığının ne olduğu konusunda artık tam olarak bir fikir sahibi olmadan ve bir çalışma yapmadan artık hasbelkader söylenmiş olacak. Öyle bir ihtimal yok gibi görünüyor ama. Ya o zaman en azından bizler hani böyle şey yapıyoruz ya teoriler ama İbrahim kuruyoruz. Bey yorumunu teoriler, merak ediyorum tabii. Evet. Yani biraz kumar gibi olmayacak mı? Şansa artık ne çıkarsa. Çünkü geriye dönüşü de yok. Tayyip Erdoğan karşısında yani ben sürpriz bir isim olacağını zannetmiyorum birisi. Çünkü niye? Bugüne kadar aslında Cumhurbaşkanı adayının vasıfları sıralandı bildiğiniz gibi. O vasıflarda birkaç şey vardı. Bir, siyasetin içinden biri olacak. İki, devlet deneyimi olacak. Üç, işte bugüne kadar tutum, hal ve tavırları itibariyle demokrasiyle ilgili bir sorunu olmamış olacak falan gibi. İşte namuslu, ahlaklı olacak, herhangi bir şaibesi olmayacak falan gibi şeyler, kriterler sıralandı. Şimdi bu kriterlere baktığınızda aslında yani sürpriz bir ismin olma olasılığı falan ortadan kalkıyor benim gördüğüm. İkincisi masa niye sürpriz bir isim çıkarsın? Hiçbir sebebi yok yani. Dedim ya o masada çok sayıda isim konuşulabilir ama sonunda uzlaşı gerekeceği için yani herkesin gönlünde başka bir aslan yatıyor olabilir. Fakat sonunda diğer beş lideri ikna etmesi gerekiyor. O yüzden de ben öyle bir sürpriz ismin altı lider tarafından birden onaylanma olasılığını çok düşük görüyorum. Zaten altı lider tarafından evet bu
aday doğru bir adaydır şeklinde bir kanaat oluştuysa da o şey hiçbirimizi şaşırtacak bir isim olmayacaktır. Ben ondan da eminim. Şimdi 6 kişinin uzlaşacağı bir isimden bahsediyoruz. Yani bugüne kadar böyle bir deneyim hiç yaşamadı Türkiye. 6 kişi bir isim belirlemek üzerinde bir şey müzakere yapıyor ve bir isim üzerinde uzlaşıyor ve bu 6 kişi 6 siyasi partiyi temsil ediyor. Fakat liderler bundan sonra sorun yaşamamak için benim gördüğüm bugüne kadar defalarca her şeyde aslında gerekmiyordu yani bir kere yapıp bırakabilirlerdi masa ortak aday gösterecek diye. Birden fazla kez masa ortak aday gösterecek deyip yazıp imzaladılar. O yüzden kendi kendilerini bağladılar. Masa burada bence kritik olan şeyin rekabet açısından, seçmen açısından da kritik olan masanın ortak aday gösterebilme yeteneğidir. Şimdi masa 2018 ve 2019 deneyimlerine sahip. Şimdi 2018'de başka bir varsayımla hareket edildi. Herkes kendi adayını göstersin. Öyle olursa herkes kendi oylarını toplar. Dolayısıyla da Erdoğan'a oy gitme o şey yani bizim oylardan Erdoğan'a oy kayması söz konusu olmaz. Dolayısıyla da ikinci tura kalır. İkinci turda da birleşiriz falan dediler. Ama o senaryoda Sayın Erdoğan ilk turda kazandı. İkinci tura kalmadı. Varsayım yanlışmış. 2019'da bu sefer tersini yaptılar ve ortak adayla gittiler. Ortak adayla gidildiğinde her tarafta kazandıklarını yani büyük ölçüde kazandıklarını kazanamadıkları yerde de başka sorunlar oldu. Şeyden aday belirleme sürecinden kaynaklanan sorunlar olduğu için kaybedildi. Ama orada birlikten kuvvet doğduğunu bir kere daha deneyimlemiş oldular. Mesela İstanbul adayı açıklandığında aynen sizin dediğiniz gibi bir hava oluştu. Bir tarafta Türkiye'de herkesin tanıdığı siyasetin her meclisinde görev yapmış bir aday. Bir tarafta da İstanbul'da bile ismini seçmenlerin sadece %13'ünün daha önce duyduğu, yani bakın seviyorum, beğeniyorum, başarılı buluyorum falan değil. Sadece ismini daha önce duymuştum. %13'tü Sayın İmamoğlu ile ilgili. Bir aday çıktı. Netice o birlikten kuvvet doğar şeyi, özdeyişi gerçekleşti ve Sayın İmamoğlu Türkiye'nin en şey Sayın Erdoğan'dan sonraki deneyimli ve güçlü siyasetçisine karşı seçim kazandı. Hem de ilk kere seçim kazandı.